Bir Habercinin Saati programına da hoş geldiniz. Bugün elektrik konusunu masaya yatıracağız. Türkiye'de elektriğin durumu ne? Bunu tartışacağız. Türkiye'de her yıl elektrik tüketimi %8 ile 9 artıyor. Ancak öbür taraftan elektrik arz talep dengesi her daim değişmekte ve yaklaşık 3 milyar dolar da her yıl yatırım gerekiyor. Ancak Türkiye'de bu talep arz ve talep dengesi nasıl karşılanıyor? Türkiye'deki bu durumu bugün Elektrik Mühendisleri Odası Enerji Birimi Koordinatörü Elektrik Yüksek Mühendisi Necati İpek'le görüşeceğiz. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Türkiye'de son dönemde su kesintilerinin yanında elektrik kesintileri de gündeme geldi. Özellikle sahil bölgelerinde ki bu da oldukça hem turizm açısından hem yerli hem de yabancı turistler açısından oldukça zorluklar çıkarıyor. Şimdi ilk olarak Türkiye'de arz talep durumundan söz edebilir miyiz? Bu durum Türkiye'de nasıl özellikle son yıllarda? Öncelikle Kanal B'ye, yapımcılarına, size böyle bir konuda halkımıza, halkımızın aydınlatılması anlamında bir yararımız olacaksa TMMOB ve odamız Elektrik Mühendisleri Odası adına teşekkür ederim. Şimdi efendim Türkiye bugün dünyada dünyanın en önemli sorunlarının başında enerji ve özellikle elektrik enerjisi gelmektedir. Elektrik enerjisi bildiğiniz gibi günlük yaşamda, sanayide, hayatın her alanında zorunlu, vazgeçilmez, olmazsa olmaz bir argüman. Ancak Türkiye'de yaşanan elektrik enerjisi sorunu doğaldır ki sizin de takdir edeceğiniz gibi globalleşmeden, küreselleşmeden, liberalleşmeden, özelleştirmeden bağımsız olarak düşünülebilecek bir konu değil. Türkiye'nin şu andaki kurulu gücü son rakamlar beni yanıltmıyorsa 40.500 megawatt civarında. Geçenlerde benim de büyük bir aidiyetle bağlı bulunduğum eski adıyla TEK, yeni adıyla TEİAŞ Genel Müdürü Sayın Halil Alışık'ın yaptığı açıklamaya göre geçenlerde yakın bir tarihte işte bu küresel ısınmadan kaynaklı klimalara yüklenilmesi sonucu özellikle Ege ve Güney bölgemizde bazı kesintilere gidilmek durumunda kalındı. O anki puant yük yani sistemden çekilen enerjinin en fazla olduğu andaki yük 28.500 megawatt civarlarındaydı. Bunu 40.500 ile karşılaştırırsanız bir an için Türkiye'nin yatırımları anlamında şu andaki mevcut potansiyeli anlamında bir sıkıntısı olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak aradaki bu 12 bin megawattlık farkın da bir yedek olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve 40 bin megawattlık kurulu gücün her an emre amade olamayacağını hesaplamalısınız. Yani kısacası 28 binlere 30 binlere vuran puant güç gerçekten düşündürücü olmaya başlamıştır. Şu anda eğer üretimi artırma gibi bir şansınız yoksa tüketimi düşürme gibi bir yola gitmeye yönelmeliyiz. Bunu biraz sonra sanıyorum konuşacağız. Ancak bu aşırı sıcaklarda da bu biraz zor gibi gözüküyor. Sadece tabii ki klimaların kullanılması açısından değil, fabrikalar açısından da burada bir sorun var. Üretim açısından da bir sorun var. Şöyle bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Belki de yeni hükümetin en önemli problemlerinden biri de elektrik yetersizliği olacak. Rakamlara baktığımızda 2002 yılında Türkiye'nin %35'e yakın bir yedek gücü olduğu söylenmiş ki bunun da 2010'a kadar ancak devam edebileceği, 2010'a kadar yetebileceği söylenmiş ama 2007'de bu sene bile bu yetmez oldu. Siz bu durumu nasıl karşılıyorsunuz? Biraz önce rakamları da verdiniz. Şimdi tabii ki sadece olayı klimalar boyutuna indirgemek, sadece ve sadece küresel ısınmayla ilişkilendirmek doğru değil. O yıldan bu yana Türkiye'nin her yıl yapması gereken enerji sorunu yaşamadan her yıl yapması gereken yatırımın 2000-2500 megawatt olduğu hesaplanıyor. TEİAŞ'ın ve bakanlığın yaptığı en düşük senaryo olan %6.3'lük en düşük ya da en iyimser senaryo olan %6.3'lük yatırımın bu son 4-5 yılda yapılmadığını görüyoruz. Yani yılda 2000-2500 megawatt
%100'lık bir kapasite gelişimi sağlanması gerekirken maalesef iş böylesine önemli bir sorun özel sektörün inisiyatifine terk edildiği için özel sektör bu süreçte ortalama yıllık 700 megawattlık yani öngörülenin 3'te 1'i 4'te 1'i oranında bir yatırım yaptı. Bunu bu şekilde açıklayabiliriz. Yani bilmiyorum o sorular gelecek mi? Önemli olan elektrik enerjisi gibi merkezi bir otoritenin planlamasını, merkezi bir otoritenin yönetimini gerektiren bir konunun karşı olun olmayın özel sektörün inisiyatifine bırakılması, kamu yararını ikinci planda gözeten özel sektörün de düşük güçlü ve kolay tesis edilebilen rüzgar, su ve doğalgaz santrallerine yönelmesi bizi bugüne getirdi. Bilmiyorum daha sonra. O sorulara evet sonra biraz sonra geleceğiz. Özelleştirme elektrikte son yıllarda en fazla konuşulan konulardan biri oldu ki 2001 yılında IMF ve Dünya Bankası'nın dayatmasıyla diyebiliriz belki elektrik yatırımları üretimi ve dağıtımı özel şirketlere verilmesi kararlaştırıldı ki bu noktada tabii devletin daha bir geri plana çekilme durumu var. Şimdi devlet sadece bu noktada başlanmış işleri de tamamlamayacak. Temel olarak sizin karşı çıktığınız bazı noktalar var. Bu noktalar nelerdir? Özelleştirmelerde. Şimdi efendim daha önce de söylediğim gibi bu küreselleşme, liberalleşme, serbestleşme, özelleştirme furyası içinde 4628 sayılı bir yasa çıkarıldı. Bu yasaya göre kamunun şimdiye kadar yani 4 yıl öncesine 5 yıl öncesine kadar kamunun bizatihi kendi eliyle gerçekleştirdiği büyük güçlü su santralları, büyük güçlü termik santrallerin yapımı engellendi. Kamu tarafından yapılması engellendi ve bu iş özel teşebbüsün, özel sektörün yatırımları arasında sözüm ona serbestleşme, özelleştirme kapsamında yatırımları arasında değerlendirmeye başlandı. Biraz önce de ifade ettiğim gibi özel sektör öncelikle kendi karını düşündüğü için büyük güçlü su santralları ya da büyük güçlü termik santrallar yapmak yerine 20 megawatt, 30 megawatt hatta daha düşük düzeyde santrallar kurma yolunu seçti. Şimdi elektrik enerjisi gerçekten insanların vazgeçilmez en doğal yaşamsal gereksinimidir. Böyle bir gereksinimi siz özelleştirmeye bir takım kamu vicdanını rahatsız eden uygulamalar içine iterseniz yaşanacak olan şey budur. Bize bunu önerenler, bize bu dayatmayı yapanlar, Dünya Bankası, IMF gibi uluslararası sermaye kuruluşları Türkiye'nin kendi içinde bulunduğu özgül durumu bir yana bırakıp Avrupa Birliği ülkelerinin bile uygulamaktan çekindiği, örneğin Fransa'nın EDF'i bizim eski tekimize karşı düşen Fransa'nın EDF'i ortadayken Türkiye'de bu tür dayatmalar bize çok doğru gelmiyor. Kaldı peki, ki Türkiye'deki noktada... elektrik enerjisinin özelleştirilmesi ya da serbest piyasaya sunulması bir altyapıyı gerektirir. Sizin ayrı iletim hatlarınız, ayrı dağıtım hatlarınız ve ayrı ayrı tüketici olanakları yaratmanın teknik altyapısını kurmadan serbest piyasadan bahsetmek bana çok gerçekçi gelmiyor. Bu noktada ortalama bir tüketici gibi düşünürsek yeni şirketlerin yerli olsun yabancı olsun piyasaya girmesi fiyatta bir düşüşü sağlamaz mı? Sağlamaz çünkü serbest piyasa koşulları sağlanmadan sağlanamaz diyorum her şeyden önce. Yani tüketicinin üreticiyi ya da dağıtıcıyı seçme hakkını yaratabilecek ayrı mekanizmalar oluşturulmuş değil Türkiye'de. Şimdi ben evimde kullandığım elektriği A şirketinin üretiminden ya da B şirketinin üretiminden nasıl karşılayabileceğim, nasıl seçebileceğim? Bu konular cevabı net olarak teknik düzeyde de siyasi düzeyde de net olarak verilmiş değil. Peki yurt dışında nasıl? Biraz önce Fransa'dan bahsettiğiniz ama mesela Avrupa Birliği ülkelerinde durum nedir? Onlarda özelleştirme yapıldı mı? Ya da özel sektör eliyle mi gidiyor bu iş?
Şimdi gelişmiş ülkelerle Türkiye gibi gelişmekte olan ya da az gelişmiş bir ülkeyi doğrudan doğruya kıyaslamak, karşılaştırmak ya da mukayese etmek öncelikle bu doğru değil. İkincisi, bu tür uygulamalar İngiltere başta olmak üzere daha önce yapılmış uygulamalar. Ancak İngiltere'de de uygulamalar tartışılır hale geldi. Fransa örneği başka bir örnekti. Fransa'da merkezi bir elektrik kurumu var, EDF. Ve EDF merkezi planlamayı yapan, bir takım direktifleri oluşturan, dağıtım alanında da olsa özelleştirmelere bir takım kurallar koyabilen merkezi bir otorite. Bizim eski TEK gibi bir otorite. Biz de böyle bir yapı içinde bir takım tam da belki katılmayacağımız ancak daha da anlaşılabilir, daha makul, halkın yararına daha uygun bir takım uygulamalar yapılabileceğini düşünebiliriz. Ancak biz de bir Fransa'daki gibi, bir İngiltere'deki gibi, bir Almanya'daki gibi bir gelişmişlik düzeyi olmadığı için ve dışarıdan Türkiye'nin kendi özgür koşullarına uygun bir takım uygulamaların yerine başka tür argümanlarla yapılan dayatmalarla sektör götürülmeye çalışılıyor. Biz buna karşıyız. 4628 bile kendi içimizde bu yasayı koyucular tarafından bile artık tartışmaya başlandı. 4628 2-3 sene önce Abant'ta yapılan üstüne yapılan toplantılarda masaya yatırıldı ve Türkiye gerçeklerine uygun olmadığı, uygulanabilir bir yasa olmadığı bizatihi kendileri tarafından ifade edildi. Dünya Bankası'nın bu konuda bir takım argümanları var. Onlar da Türkiye'deki enerji sektöründeki uygulamaları yapıştırdıklarından başlayarak yapılan uygulamaları eleştirir konuma geldiler. Bu noktada Türkiye'nin özelleştirme konusunda örnek aldığı bir model var mı yurt dışından? Herhangi bir model gösterebilir miyiz? Çünkü geçiş programının yaşama geçirilmesinden bahsediliyordu ama hemen akabinde değil, bir geçiş programıyla özelleştirmeye başlanmasından bahsediliyordu ama sanırım o geçiş programında da çeşitli sıkıntılar yaşandı. Açık konuşmak gerekirse ben Türkiye'nin elektrik enerji sektöründe hangi modeli tam olarak örnek aldığı konusunda bilgi sahibi değilim. Ancak hangi model örnek alınırsa alınsın, biz diyoruz ki elektrik enerjisi sektöründe ki bu uygulamalar Türkiye'nin özgür yapısına uygun değildir. Kamu vicdanını rahatsız etmektedir. Elektrik bir bütündür, bölünemez. Ve elektrik serbest piyasanın acımasız koşullarına terk edilemeyecek, insani, yaşamsal önemi olan bir sektördür diyoruz. Bizce önemli olan merkezi bir otoritenin yaptırımcılığında, merkezi bir otoritenin planlamasını yaptığı, örgütlenmesini sağladığı bir yapı oluşturulmasıdır. Şimdi diğer yandan günlük sıkıntılara eğer geçecek olursak uzun süredir kamu yeni bir yatırım, elektrik üretimi yapılacak yeni bir yatırımı yapamaz durumda. Ve uzun süredir mevcut kamunun elindeki santrallarının rehabilitasyonu, iyileştirilmesi için de bir yatırım yapamıyor. Evet, yani o yatırımların uzun süre elden geçirilmemesi de büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor değil mi? Yani yıllar boyu işte çeşitli yatırımların yapılmaması da gene tüketiciyi vuran bir nokta. Evet, aynen öyle. Biz hep şu mantıkla hareket ediyoruz, üzülerek ifade etmek gerekirse, bugünü kurtarmak. Evet. Sorun bugünü kurtarmak değil. Bugünü kurtarırsınız, yarını kurtaramazsınız. Belki yarın da kurtarırsınız ama öbür günü kesinlikle kurtaramazsınız. Sizin de dediğiniz gibi uzun süredir, küçük günlük bakım onarımları bir yana bırakıyorum. Uzun süredir ciddi anlamda rehabilitasyon, iyileştirme çalışmaları yapılmıyor. Eskiyen teçhizatın yerine üretim, iletim ve dağıtım sisteminde eskiyen, demode olmuş, verimsiz, kendisi bizatihi bir arıza ve enerji kaybına neden olan teçhizatlar, donanımlar yeni, verimli, güvenilir teçhizatlarla değiştirilmiyor ve günümüz teknolojisine uygun enerji yönetim sistemleri bizde henüz yeni hayata geçirmeye başlandı. İşte SCADA sistemleri, otomasyon sistemleri
yeni yeni hayata geçmeye başladı ve şu anda da yeterli düzeyde değil iyi bir enerji yönetimi için. Bu noktada belki Türkiye'nin başka bir konusuna değinmek gerekiyor. Kayıp kaçaklar. Bu konuda neler söyleyebiliriz? Türkiye'nin muzdarip olduğu bir konu kayıp kaçak konusu. Türkiye'de gerçekten kayıp kaçaklar önemli bir sorun. Kaçakların Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğunluklu olmaz üzere kaçakların Türkiye enerji sistemi için önemli bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu sorun tabii sadece elektrikle ilgilendirilebilecek bir sorun değil. Toplumsal, sosyal bir sorun bu. Bu nedenle biz kayıplardan söz edebiliriz şu aşamada teknik olarak. Avrupa Birliği ülkelerinde toplam kayıplar orada kaçak olduğunu çok fazla düşünürsek %7-8 bilemediniz 9 civarındayken Türkiye'deki toplam kayıp kaçakların %20'leri, %24'leri bulduğu söylenmektedir. İşte bu kaçaklar toplumsal, sosyal bir sorundur. Onun çözümü belki bizim konumuz dışında kalmaktadır. Ancak kayıpların Avrupa Birliği standartlarına çekilmesi çok zor değil. İşte iyileştirme, rehabilitasyon çalışmalarıyla yapılabilecek şeyler bunlar. Peki rakamlara baktığımızda sizin görüşünüz ne? Gittikçe artan mı yoksa azalan bir durum mu var kayıp kaçaklarda? Şimdi tüketici sayısı arttıkça ya da elektriği kullanan sektörler çoğaldıkça kayıpların, kaçakların artacağı tabii hemen söylenebilir. Çünkü kayıpların en büyük nedenlerden bir tanesi de iletim hatlarında, dağıtım hatlarında kapasitenin üstünde enerji çekilmesi. Dolayısıyla işte teknik olarak dağıtım hatlarının, iletim hatlarının ısınması, ısınmaya bağlı olarak kayıpların arttığını çok basit bir şekilde hemen söyleyebiliriz. Tüketim arttıkça buna bağlı olarak üretim, tüketim dengesindeki kayıp kaçakların artacağını söyleyebiliriz. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde. Bir başka nokta da örneğin özel sektörün elektriğe olan ilgisiyle ilgili bir soru. Maliyet hesabının bilinmemesi. Yani maliyet hesabının açıkçası havada kalması nedeniyle özel sektörün de elektrik piyasasına girmekten çekindiği şeklinde bir yorum var. Sizin görüşünüz ne bu konuda? Ben o görüşe çok katılamıyorum. Özel sektör maliyetlerin bilinmemesinden çok ki özel sektörün ben RES'ler, HES'ler, TES'ler, NES'ler ya da işte rüzgar, su, güneş, kömüre dayalı santralların yatırım ve işletme maliyetlerinin ne olduğunu çok iyi bildiklerini biliyorum. Bunların esas üzerine durduğu şey bence ya da bizim odamızca oluşturulan görüş şu, özel sektör maliyetlerin bilinmemesinden çok ürettiği metanın, elektriğin diyelim bu noktada alım garantisini bekliyor. Yani şu anda yap işletlerde bu model uygulanıyor. Bu da biliyorsunuz kamuoyunu oldukça ilgilendiren bir konuydu. Elektrik enerjisi üretilip sisteme enjekte edilmese bile alım garantili anlaşmalarla sanki üretilmiş gibi o elektriğin parasını ödüyorsunuz. Günümüzde de bu tür dayatmalar var özel sektör tarafından. Ben santral kurarım, üretimimi yaparım ama sen bu üretimimi her noktada benden almak zorundasın gibi bir dayatma içinde. Son dönemlerde bu daha sıkça dile getirmeye başlandı ve başlangıçta bu tür alım garantilerine karşı çıkan yap işlet devlet modelli üretimleri ya da anlaşmaları doğru bulmadığını açıklayan hükümet bugünlerde tam tersine bu dayatmalardan sonra işte başka seçeneğimiz yok. Alım garantili anlaşmalar yapmak, özel sektörü özendirmek gibi bir havaya tırnak içinde girmeye başladı. Peki bu ne kadar özendirici olabilir efendim? O çok iyi özendirici olabilir. O durumda ben birçok yerli yabancı sermayenin Türkiye'de yatırım yapacağına inanıyorum. Şimdi bunun bir örneği aklıma gelmişken geçen 1 Temmuz'da yaşanan bir olay vardı. Sistem oturması olmuştu Ege ve Güney bölgelerinde.
Orada işte merkezi otoritenin önemini veya serbest piyasanın durumunu görmek mümkündü. Oymapınarı barajı biliyorsunuz özelleştirildi. Hı hı. Yıllarca kamunun elinde olan baraj. Alüminyum tesislerini almak kaydıyla o da hibe edildi özel sektöre. Sistemin ihtiyacı olduğu noktada Ankara'dan talimat verildi. Üretime katılması, sisteme enjekte etmesi yönünde. Ancak Oymapınar özel sektör yetkilileri yok başlıklı kağıt diyerek o andaki pay, yani o anda elektrik ücreti onlar için çok cazip olmadığı için sisteme üretimlerini enjekte etmediler. Bu da çok iyi bir örnektir. Diğer bir nokta da doğalgaz santrallerinin elektrik üretimindeki yeri. Bu noktada ne zaman özellikle kış aylarında doğalgaz kesintisi olsa elektrik kesintisi de beraberinde geliyor. Ama devamlı elektrik üretiminde doğalgazın ağırlığından yakınır dururuz. Ama şartlar da bizi kısa dönemli önlemler almak için hep doğalgazlı üretime yönlendiriyor. Kısa sürede açığı kapatmak için aslında doğalgaz santrallerinin sayısı artıyor. Siz bu konuda ne diyeceksiniz? Bir çözüm olabilir mi? Şimdi, çözüm müdür? Öncelikle kısaca çözüm değildir diye cevaplayabilirim bu sorunuzu. Türkiye her yıl 20-30 milyar dolar ödüyor doğalgaz için. Doğalgaz için ödenen toplam para bu. Doğalgaz sadece elektrik enerjisi üretiminde kullanılmıyor. Bildiğiniz gibi işte ısınmada da kullanılıyor. Ama doğalgazın elektrikteki kullanım oranı, yani doğalgaz için ödenen paranın %50'si elektrik üretimi için gidiyor. Türkiye şu anda %40 oranında üretimdeki payı doğalgazın toplam üretim içinde %40'ları geçti doğalgaz açısından. Bu doğalgaz bildiğiniz gibi dışarıdan gelen bir birincil kaynak. Türkiye'nin bu denli doğalgaza bağımlı hale getirilmesi yıllardır uygulanan yanlış politikaların sonucu tabii. En büyük doğalgaz üreticisi Rusya'da bile doğalgaza dayalı elektrik üretimi bu yüzdelerde değil. Türkiye'de %40, orada çok iyi bilmiyorum ama en az bunun yarısı oranında. Toplam enerji tüketiminde %72, elektrikte de biraz önce söylediğim gibi %50 oranında doğalgaza bağımlıyız. Doğalgaza bağımlılık belki bugünü kurtarmak için bir seçenektir ama sonuçta dışa bağımlılık sizin de takdir edeceğiniz gibi son tahlilde bizi çıkmazlara götürecektir. Her sektörde, sadece enerji sektöründe değil, diğer sektörlerde de. Diğer bir nokta da arz talep dengesizliğinden bahsediyoruz. Elektrik kısıntılarından bahsediyoruz Türkiye'de ama diğer bir taraftan da son haberlere baktığımızda Türkiye aslında elektrik ithal eden bir ülke. Örneğin son dönemde Yunanistan'a elektrik ithal ediyor. Bu biraz kara mizah olmuyor mu elektrik üretim ve tüketim açısından? Türkiye'de herhangi bir şekilde tüketime yansımazken ithalatın yapılması. Bu arada soruyu çok anlayabilmiş değilim. Türkiye'de ayrıca elektrik ithalatı da yapılmaya başlandı. Örneğin son dönemde Yunanistan'a elektrik ithalatı yapılıyor. Bir arz talep dengesizliğinden bahsederken Yunanistan'a yapılan ithalat... İhracat mı demek istiyorsunuz? Evet. İhracat demek istiyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi bunlar biraz değişik konular. Yunanistan'la yapılan bir bağlantı var. UCT'nin gereği bir bağlantı bu. Türkiye elektrik açısından bir takım sözleşmelere bağlı bir ülke. İşte bunlardan bir tanesi UCT. UCT bağlamında Yunanistan'la bir elektrik alışverişi yapılması zamanında siyasi bir karar olarak da değerlendirebilirsiniz. Düşünülmüş. Bulgaristan'la Bulgaristan'la da var. O güdülen siyasete bağımlı, politikalara bağımlı bir şey. Şu anda ihraç ediliyor olması, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda ihraç ediliyor olması da işin siyasi bir boyutu. Ama yakın işte kış aylarında da bizim Yunanistan'dan alacağımız gibi bir yaklaşım var. Biraz farklı bir konu. Yani siyasi, ülkeler arası politikalarla ilgili bir konu. Şu anda biz sıkıntı çekerken niye oraya elektrik veriyoruz? Ama öbür taraftan belki biz İran'dan ya da
Gürcistan'dan elektrik alıyoruz. Bunlar farklı konular, evet. Bir de yabancı şirketlerin Türkiye'deki son durumunu bize değerlendirir misiniz? Özellikle özelleştirme alanından sonra. Şimdi yabancı şirketler, daha önce de söylediğimiz gibi, eğer alım garantisi vermezseniz Türkiye'de yatırım yapmaya çok fazla yanaşmıyorlar. Onlar daha çok, daha karlı alanlarda yatırımlarını yapıyorlar. Ne bileyim, elektrik üretim santralı kurmak, alım garantisi yoksa elektrik santralı kurmak yerine, konu dışı olacak belki ama işte Lafarge bir firmasının gelip Türkiye'de çimento fabrikası satın alması şeklinde. Yani gelişmiş ülkeler şunu yapıyorlar artık günümüzde. Kendileri elektrik enerjisini tüketen sanayilerden giderek uzaklaşıyorlar. Temiz enerji anlamında bunu yapıyorlar. Çünkü elektrik enerjisi üretmek aynı zamanda işte emisyonlar nedeniyle çevreyi kirlettiği gibi sera gazı etkisiyle küresel ısınmalara neden oluyor. Küresel ısınmalar işte giderek kurak hava, kuraklığa neden oluyor. Birçok argüman var. Bu nedenle gelişmiş ülkeler elektrik enerjisi tüketimine dayalı sanayilerden, işte tekstilden, çimento sanayinden uzaklaşıp bizim gibi az gelişmiş ülkelerde mevcut çimento fabrikalarını satın alarak paketlenmiş çimento ihtiyaçlarını paketlenmiş olarak gideriyorlar. Bu tür senaryolara bizim de artık yavaş yavaş bakmamız gerekir. Enerji yoğunluğu konusunda çok hassas olmamız gerekir. 2 Mayıs tarihinde enerji verimli yasamız çıktı. Bu yasanın hazırlanma sürecinde başta elektrik işleri etüt dairesi olmak üzere diğer kamu kuruluşlarına, makine mühendisleri odasına, elektrik mühendisleri odasına teşekkür ederiz. Ancak ona isterseniz evet, ikinci bölümde gelelim. Çünkü verimli konusu önemli bir konu. Bunu da ikinci bölümde ele alalım. Evet, programımız devam ediyor. Reklamlardan sonra, kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Habercinin saatine tekrar hoş geldiniz. Konumuz elektrik ve elektrikteki son durum, Türkiye'de yaşanan son durum. Konuğumuz Elektrik Mühendisleri Odası'ndan Enerji Birimi Koordinatörü Elektrik Yüksek Mühendisi Necati İpek. Efendim, genel olarak Türkiye'deki son durumdan bahsettik, kesintilerden bahsettik, neden olduğundan bahsettik, özelleştirmeden de bahsetmiştik. O noktada siz enerji verimliliği ile ilgili bazı konulardan bahsediyordunuz ki Türkiye'de önemli bir konu enerji verimliliği. Bu konu hakkında söyleyebilecekleriniz nelerdir acaba? Şimdi şöyle, elektriğin bol olup olmaması bir yana, bugün gelişmiş Avrupa ülkeleri bile, elektrikle ilgili bir sorunları olmayan gelişmiş Avrupa ülkeleri bile 2020 yılına kadar enerjide %20 tasarruf diyebileceğimiz bir politika uygulamaya başladılar. Elektriğiniz çok bol olabilir ancak biraz önce de söylediğimiz gibi ne kadar tüketirseniz o kadar üretmek gerekiyor. Ne kadar üretilirse işte emisyonlara neden oluyor, küresel ısınmalara neden oluyor. Bu ekonomik boyut olmaktan çıkıyor. Artık dünyanın yaşamsal bir sorunu haline geliyor. O nedenle arzı karşılamak, arz güvenliğini sağlamak tabii önemli ama arz güvenliğini sağlamaktan da önemli bence talebi kontrol altına alabilmek. Yani tüketilen enerjinin en iyi şekilde tüketilebilmesini sağlamak. Buna enerji yoğunluğu diyoruz. Yani insanın yaşam kalitesini düşürmeden enerji yoğunluğunu düşürerek aynı enerjiyle aynı yaşam düzenini tutturmak enerji yoğunluğu. Peki Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu ne kadar mümkündür? Şimdi konuyla ilgili olarak biraz önce de söylediğim gibi 2 Mayıs 2007 tarihinde yani bu Mayıs ayında enerji verimli yasası çıktı meclisten. Bu yasanın hazırlamasında görev alan kurum kuruluşlara, odalara teşekkür etmek gerekiyor. Ancak yasanın çıkması yeterli değil. Önümüzdeki süreçte yani 2008'in başlarına kadar bu yasanın yönetmeliklerle altının doldurulması gerekiyor. Bu konuda çalışmaların da hızla devam ettiğini biliyorum. Bu yasa uygulanabilir
bir yasadır ve gerçekten konuyla ilgili ciddi çalışmalar var. Enerji yöneticiliği kavramı çıktı. Bundan sonra işte büyük güç tüketen, işte bin tepin üzerinde enerji tüketen kompleksler, siteler, fabrikalar artık bir enerji yöneticisi istihdam etmek zorunda kalacaklar. Bu enerji yöneticisinin kontrolünde enerji tüketimi denetlenecek. Enerji tüketiminin denetlenmesi, kontrolü basit önlemlerle de yerine getirilebilecek. Örneğin evinizde kullandığınız çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ısıtma araçları A sınıfı olur ise, örneğin kullandığınız 100 wattlık bir akkor flamanlı lambayı siz 20 wattlık bir kompakt floresanla değiştirirseniz bayağı bir enerji tasarrufu yapıyorsunuz. Bu hem ekonomik anlamda size hem de biraz önce bahsettiğimiz gibi küresel ısınma düşünürseniz Türkiye'nin ve dünyanın yaşanabilir bir ortam olmasının devamı için, sürdürülebilir kalkınma için önemli bir faktör. Diğer yandan da biraz genelden özele geçelim. Ankara ile ilgili bir konuya geçelim. Örneğin Ankara Belediyesi'nin çevre aydınlatması ile ilgili bu konuda neler söyleyeceksiniz? Oldukça tartışılan bir konuydu. Evet, ilginç bir konu bu. Buraya gelirken de görüyorsunuzdur. Özellikle bu Eskişehir yolunda benim de ilgimi çeken bir aydınlatma sistemi var. Çok gereksiz, aşırı bir aydınlatma var. Armatürler çok yukarılarda ve bazı noktalarda da yolu değil, çevreyi aydınlatır durumda. Bunun gibi yol aydınlatmasının dışında Ankara'da görüyorsunuzdur. Gereksiz çevre aydınlatmaları, yani bunun içinde başka polemiklere yol açmasın diye o aydınlatılan mekanın adını koymuyorum. Gereksiz bir aydınlatma, güzel görünme içgüdüsü var Ankara Belediyesi'nde. Bunların önüne de geçilmesi bence önemli. Bir de barajlar... Çünkü baraj, evet, ben de aynı şeyi söyleyecektim. Barajlardaki su seviyesiyle ilgili olarak elektrik üretimindeki durumunu ele alırsak bu konuda neler diyeceksiniz? Şimdi basında ve televizyonlarda da görüyoruz, barajlardaki su seviyesi işte %40'lara, %48'lere kadar düşmüş. Barajlardaki su seviyesinin biraz daha %100 düşmesi gerekmiyor. Biraz daha düşmesi durumunda suya dayalı elektrik üretiminde oldukça sıkıntı çekilecek. Daha doğrusu suya dayalı elektrik üretimi yapılamayacak duruma gelinecek. Bu durumda doğalgaza dayalı elektrik üretimine daha çok yüklenilmeye başlayacak. Biraz önce de söylediğim gibi doğalgaza dayalı elektrik üretimi de tamamen dışa bağımlı bir üretim. Her yıl 20-30 milyar doların dışarı doğalgaz nedeniyle gittiğini biraz önce söylemiştik. Bu enerji verimliliği konusu gerçekten kamuoyunda farkındalık yaratılması açısından çok önemli bir konu. Ben tüm basının, televizyonların bu konuyu ortaya koymasını ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Son olarak bu elektrik kesintileriyle ilgili olarak karanlık günlerin geleceği endişesi var. Bir kısmımızda tüketici olarak, vatandaş olarak siz ne diyeceksiniz bu konuda? Bu bizim dışımızda seçimlerden önce birçok çevre tarafından zaten telaffuz edilen bir konu. Karanlıkta kalma seçimlerin sonrasına bırakıldı ve şu anda kesintiler çaktırmadan gezdiriliyor. Yani bir gün bir bölgede, bir gün bir şehirde, bir gün başka bir şehirde, dün Ankara'da gezdiriliyor. Yani gezdirme dediğimiz kesintilerin bir orada çaktırmadan, aynı ortamı çok fazla rahatsız etmeden gezdiriliyor. Ne kadar gezdirilebileceği konusunda çok fazla bilgim yok. Ancak bu gezdirme bu koşullar altında çok fazla devam edeceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi bu tür enerji politikalarından bir an önce vazgeçilmesi, 4628 sayılı yasanın hızla revize edilmesi ve elektrik üretiminin kamu denetiminde, kamu eliyle yapılması, elektrik enerji politikalarının merkezi bir otorite ile yürütülmesi, çok başlılığın derhal yok edilmesi gerekiyor. Aksi halde
çok yakın bir gelecekte gerçekten çok büyük sıkıntılar içinde olacağımızı söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, Habercin Saati'ne konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Evet, bugün elektrik konusunu ele aldık. Konuğumuz Elektrik Mühendisleri Odası'ndan Enerji Birimi Koordinatörü Elektrik Yüksek Mühendisi Necati İpek'ti. Kendisi de Türkiye'deki elektrik ve elektrik kısıntılarının Türkiye'deki son durumunu ele aldık. Bir başka Habercin Saati'nde görüşmek üzere. İyi günler.